Başkanlığa hayır diyoruz. Bildiriler dağıtılıyor, masalar açılıyor, paneller düzenleniyor. Dernekler, partiler Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı topyekün mücadele ediyor. Onlara tarihte unutmayacakları bir ders gelecek. Vatan Partisi üyeleri Bursa'da alanlara çıktı. Güçlü meclis, güçlü hükümet sloganıyla masa açan partililer yurttaşları bilgilendirdi. Milli hükümete evet, başkanlığa hayır diyoruz. Öncü kadın ve öncü gençlik üyeleri anayasa değişikliğine karşı bildiriler dağıttı. Başkanlık yasasına hayır diyoruz. Yine Bursa'da CKD, Osman Gazi ve Nilüfer şubeleri başkanlık rejimi, terör ve ekonomik sorunları çözer mi adlı panel düzenledi. Bu mücadeleyi kesinlikle başarıya ulaştıracağız. Bundan şüphe duymuyorum. Eski MHP milletvekili Enis Öksüz yurttaşlara mücadele çağrısı yaptı. Bıçak kemiğe dayandığı zaman da meşru direnme hakkını bizim kadar iyi kullanan ve daha az zayiatla, daha az maliyette kurtaran ikinci bir millette yoktur. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, AKP ve MHP tabanının da değişikliğe karşı olduğunu söyledi. MHP'nin %65-70 tabanı bu olaya hayır. AKP'nin tabanının %20'si aşağı yukarı buna hayır. Vatan Partisi hayır diyor. Diğer güçler hayır diyor. Biz kesinlikle çoğunluğuz millet. Konuşmacılardan eski CHP milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da vatandaşları uyardı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmenin, üniter devletin, laik devletin, ulus devletin yok edilmesinin sistemidir bu başkanlık sistemi. Onun için herkes tehlikenin mutlaka farkında. Antalya Kadınlar Birliği de başkanlık sisteminin karşısında. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar milletvekillerinin yapamadığını, milletin yapacağını söyledi. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Vekillerin yapmadığını millet yapacak ve halk oylamasında bu teklife hayır diyecektir. Eylemde kadınlar tarafından sokakta yapılan ön halk oylamasının sonuçları açıklandı. O sonuçlara göre Antalyalılar ezici çoğunlukla başkanlık sistemine hayır dedi. 258 hayır, 38 evet olarak mini anketimizde